Ermənilər yalan və uydurmalarıyla az qala dünyanın yarısını inandırmağa çalışırlar ki, güya türklər 1915-ci ildə onları qırıblar. Halbuki əldə olunan bütün faktlar ermənilərin soyqırıma məruz qaldıqlarını yox, əksinə onların dinç türkləri soyqırıma məruz qoyduqlarını təsdiqləyir. Niderland Türk Federasiyasının rəhbəri Murat Gedik də ermənilərin arxivləri açmaqdan boyun qaçırdıqlarını deyir. Üzüntüylə qarşıladıq bu aydın açıqlamasını, geç bu beklenməkdəydi. Yani böyle insancıl bir konunun siyasi amaçla bir açıklama yapılması ister istemez Türk milletini rencide ediyor. Biz bu konuda çok açığız. Yani Ermeni sorununda Ermenistan arşivlerini açmadığı müddetçe biz bu konuda kesinlikle bir kabullenme olayına giremeyiz. Mümkünatı da yok. Soykırım konusunda geldiğinizde soykırımın şartları vardır, gerekçeleri vardır. Bunların hiçbirinin altında doldurulmuyor. Hiçbiri de açık açık işte efendim şu şartlara göre soykırım uygulanmıştır, şu olmuştur, bu olmuştur denmiyor. Diğer tarafa baktığınızda Doğu Anadolu'daki özellikle Doğu Anadolu'da yani Türkiye'mizde katledilen o kadar insan ne olacak? Yani Anadolu'ya gittiğimizde her yerde şehitlik var. Ermenilerin yapmış olduğu vahşice katliamların şehitlikleri var. En son ben 4 sene önce Van'a gitmiştim. Van'daki Zevce şehitliğine gittiğinizde zaten her şey gözünüzün önünde. Türk devleti bizim bildiğimiz ve takip ettiğimiz kadarıyla bu konuda çok şeffaf, çok açık arşivlerini açıyor. Fakat her ne hikmetse kendisi mağdur durumuna düşüren Ermenistan bu konuda arşivlerini açmıyor. Murat Gediğin sözlərinə görə işğalçı Ermənistan 2-ci Qarabağ müharibəsində məğlub olduqdan sonra dünyada yeni bir gündəm yaratmaq istəyir. Ya burada şunu da eklemekte fayda var. Ermənistanın tutumu zaten bellidir. Biz bunları sadece o yıllarda görmedik. Qarabağdakı göstermiş oldukları vahşiliği, o işgali, o oradaki Azerbaycan Türküne yapılmak istenen soykırım ki yapılmıştır da Hoca Ali örneğin göz önüne getirdiğimizde maalesef bunların yapılarında böyle bir yaklaşım var. Yani devlet olarak kastediyorum Ermeni devleti ve Ermeni devletinin ekonomik, iktisadi durumunda göz önünde bulundurursanız bunlar bu konudan açıkçası resmen kendisini kurtarma mücadelesine giriyor. Yani ne demek istiyorum? İşte Türkiye bu sorunu soykırım olarak kabul edecek. Ondan sonra arkası gelecek. Yani nedir bu? İşte para istenecek, yardım istenecek, efendime söyleyeyim tazminat istenecek. Yani Ermenistan onu kendisi için bir kurtuluş olarak görmekte. Şimdi biz bu konuda bir şeyler yapacak mıyız? Yahut da yaptık mı? Şimdi bir şeyi konjüktürel olarak da ele almak lazım. Şimdi Amerika'daki yapılan bir konuyla ilgili direkt burada bir şeyler yapmak faydalı olur mu olmaz mı? Bunu da düşünmek lazım. Bazen insan faydalı olacak diye yaptığı şeyin zararını da görebiliyor. Bu açıdan biz bu konuda sadece yazılı tarzda bir şeyler yapmayı düşünüyoruz açıkçası. Ha, geç kaldık mı? Geç kalmadık. Yani şu açıdan geç kalmadık. Bu işler hemen üzerine atlayacak bir konu değil. Hele hele Türk kuruluşlarının yahut da şahısların yapacağı bir iş değil. Bu iş devletler arasında çözülmesi gerekiyor. Ha biz de elimizden gelen tabii ki katkıyı buna sunacağız. Bu Biden'ın açıklaması ilk değil. Hatırladığım kadarıyla Reagan de yapmıştı bunu 80'lerde. Evet. Yani ne kadar da ciddiye alınacak bir de o da var tabii ki. Yani nereye kadar gidecek bir de o da var. Yarın Amerika'da bir seçim olur, Biden değişir, konu da değişir. Yani iş tamamen siyasi. İllər boyu cinayetkar ermənilər dünyanı qara qışqırıqla, yalanla, haiküylə günahsız türklərin üstünə qaldırmağa çalışıblar. Bugün isə bütün tarixi faktlar və sənədlər ermənilərin qarşısına qoyulmalıdır, dünyaya göstərilməlidir. Artıq bütün dünya bilməlidir ki, türklərə qarşı tarix boyu bütün soyqırımlar hər zaman ermənilər tərəfindən törədilib. Xatirə Sərdar qızı, Real Televiziyasının Avropa Bürosu.